İsmail Faruk Aksu, kısa adı TASAV olan Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı Başkanıyım. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekiliyim. Bugün TRT Avaz'ın düzenlediği Bereket Sofrası programında Türk dünyasından gelen 6 değerli öğrenci kardeşimizi misafir edeceğiz. Heyecanla onların gelmesini birlikte iftar yapmayı bekliyoruz. Nasiba Junayeva, Kazakistanlıyım. Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde doktor öğrencisiyim. Abdücemil, Kırımlıyım. Gazi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde öğrenciyim. Gülnur Sultanhanova, Kazakistanlıyım. Gazi Üniversitesi İşletme bölümü öğrencisiyim. Vabiz Muhammed, Hindistanlıyım. Hacettepe Üniversitesi Yabancılar Türkçe Öğretimi bölümünde doktora yapmaktayım. Sibel Mazrek, Kosovalıyım. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 3. sınıf öğrencisiyim. Mehmetova Ayşen, Azerbaycanlıyım. Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisin, nasılsınız? İyiyiz. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İsterseniz tanışalım. Önce ben kendimi tanıtayım sizlere. Adım İsmail Faruk Aksu. TASAV, bu içinde bulunduğumuz vakıf, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı. Bu vakfın başkanıyım. Tabii vakfımızla ilgili İlerleyen saatlerde sohbet edeceğiz inşallah. Ama öncelikle sizlerle bir tanışalım. Buyurun, önce sizden başlayalım. Ben Nasibe Hocam, Kazakistanlıyım. Güney Kazakistan bölgesinden geliyorum. Ankara Üniversitesi'nde doktora yapıyorum. Hangi bölümde doktora yapıyorsunuz? Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde doktora yapıyorum. Peki lisansı ve yüksek lisansı Türkiye'de mi? Kazakistan'da, Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde yaptım hocam. Sadece doktora için Türkiye'ye geldim. Doktora için Türkiye'ye geldim, evet. Evet, güzel, tebrik ederim. Siz? Adım Abdücemil Hocam. Ben Gazi Üniversitesi'nde okuyorum. Bölüm Uluslararası İlişkiler, lisans. Lisans okuyorsunuz. Evet, Türkiye'ye 7 ay önce geldim. Yani hayat çok iyi, memnunum Türkiye'de. Güzel, hoş geldin, hoş geldin. Siz buyurun. Sibel Mazrek ben, Kosovalıyım. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım öğrencisiyim. 3 yıldır Türkiye'deyim. Her şey güzel. Hoş geldiniz siz de. Evet, buyurun. Gülnur Sultanhanova, Kazakistanlıyım. Gazi Üniversitesi'nde İşletme Bölümünde doktora yapıyorum. Size de sorayım aynı soruyu. Lisansı ve yüksek lisansı Türkiye'de mi yaptınız? Lisansı Kazakistan'da yaptım. Yüksek lisansı burada aynı Beziş Üniversitesi'nde yaptım. Evet, şimdi doktoraya devam ediyorum. Hoş geldiniz size. Hoş bulduk. Buyurun. Ben de Vabiz Muhammed, Hindistan'dan. Lisansımı Hindistan'da bitirdim. Yüksek lisansı burada. Ve şu an Hacettepe Üniversitesi'nde Yabancılar Türkçe Öğretimi bölümünde doktora yapmaktayım. Evet, siz de hoş geldiniz. Siz buyurun. Ben Ayşen, Azerbaycan'dan geldim. Hacettepe Üniversitesi'nde Türk Halk Bilimi bölümünde okuyorum, yüksek lisans. Lisansımı Azerbaycan'da bitirdim. 6 ayda Türkiye'deyim, her şey çok iyi. Evet, çok güzel. Memnun musunuz Türkiye'de? Evet, tabii ki de. Bir sıkıntınız yok öğretim hayatında veya genel olarak sosyal hayatta? Yok, her şey çok iyi. Çok iyi. Alıştık yani. Yemeklere de alıştık. Evet, tabii iftar öncesinde şimdi değil mi? Yemek atmak geliyor. Şu an. Evet, güzel. Sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Arkadaşlarımın da sizlere selamını getirdim. Aleyküm selam. Bütün vakıf yönetimindeki arkadaşlarımızın da. İnşallah hep beraber bu mübarek günde iftar yapacağız sizlerle beraber. Bizi bu zevki, bu hayrı tattırdığınız için de tekrar size de çok teşekkür ediyorum. Ezan vakti de yaklaşıyor. İsterseniz yavaş yavaş masaya geçebiliriz. Evet, hayırlısıyla iftarımızı yapacağız. Tabii oruçlunun iki önemli anı varmış.
Bir tanesi sofrada iftarı beklemek, bir tanesi de Hakk'a yürümekmiş. Biz de inşallah bu Ramazan'ın feyzinden, bereketinden, rahmetinden yararlanmayı hepimize nasip etsin Cenab-ı Allah. Tabii zevklerinizi çok bilmiyoruz ama ortak kültürümüz olabileceğini düşündüğümüz yemeklerden servis etmeye çalıştık. İlerleyen zaman içerisinde bunları konuşuruz da bildiğiniz yemekler var, bilmedikleriniz var mutlaka bunların içerisinde. Şeyler de vardı değil mi? Sizin kültürünüzde de sofrada beklemek tabii. Sevaptır. Tabii 10-15 dakika önce biz sofrada oturup dua ediyoruz. Evet. Ezan okununca işte iftar açıyoruz hocam. Evet, sizlerde de öyle. Önce dua edilir, sonra su ya da hurmayla duş açılır, sonra yemeğe geçilir. Ateş görmemiş bir şeyle görmemiş. Açmak gerekir. Evet. Ezan-ı Muhammediye de okunuyor. Allah kabul etsin oruçlarınızı. Amin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Evet arkadaşlar, birazcık orucu açınca enerjimiz de geldi değil mi? Kendimize geldik biraz. Nasıl buldunuz yemekleri? Çok güzeldi. Çiğ börek Kırım'da. Çiğ börek, evet. Çiğ böreği görünce çok sevindim. Çünkü bizim milli yemeğimiz. Hatta Kırım'da bir şehir var, Karasu Pazar diyoruz. Hı hı. Orada çiğbörek için bir abide yaptılar. O da çok meşhur yani. Sonra sarmayı da görünce de çok sevindim. Ama bu şey, özel bir sarma. Evet, ama biz de tam bunu gibi yapıyoruz. Karalahana sarması bu. Evet, evet. Yetiştirilir mi sizde de? Evet, bizde var, bizde yapıyoruz. Öyle mi? Evet, evet. Yaprak sarması genellikle. Normalde sarma daha böyle ince oluyor ama bu kalın. Evet. Farklı şekillerde yapılıyor. Esas orijinali üçgen halinde yapılır bu. Evet, işte sarayda. Biz buradan bu tarz annelerimiz. Evet. Hep benzer yemekler değil mi? Kazakistan'da da öyle, Azerbaycan'da da öyle. İçli mesela börek kutap gidiyor. Hı. Kutap yani aynı. Hazırlama şekli, tadı falan hepsi aynı. Bir tek isimleri farklı. İsimleri farklı. Evet, bir tek isimleri farklı. Her şey aynı. Hindistan'da da Muhammed tabii var. Tabii ki bu börek ilk defa ben burada gördüm. Normalde bu börek bizde çok meşhur ve özellikle Ramazan ayında her yerde bu bulunur. Bunu biz kıymalı börek diyoruz. Yani. Şekli biraz kısa oluyor, bu kadar uzun olmuyor. Kıymalı diyoruz biz. Gerçekten kıymadan yapılıyor. Bu herhalde çiğ böreği dediğimiz. Ama içinde kıyma işte. İçinde kıyma var. Kıyma. Ha, yani. Biz kıymalı diyoruz işte. Ha, biz kıymalı börek diyoruz. Bir de şey, sarma. Sarma diye bir kültür yok bizde. Bizim mutfağımızda sarma veya işte bu mantı. Mantı. Bunlar yok bizde. Mantı bizde küçük yapılıyor ama herhalde başka Kazakistan'da büyük yapıyor. Bu farklı yapılıyor. Evet. Ne diyorsunuz? Mantı adını? Diyoruz. Mantı. Buna da düşbara diyoruz. Ha, düşbara, evet. Bir de şey. Haşlanmışına düşbara deniliyor. Buharda pişerse mantı oluyor ama daha büyük ve etli çok oluyor. Zaten Kazakistan et ağırlıklı olduğu için yemekleri. Dolmalar da etli oluyor hepsi bizde. Evet. Kosova da nasıl? Aynı şekilde ben aslında kendimi evimdeymişim gibi hissettim. Annemin ellerinden yemekler yapılmış, buraya serilmiş. Öyle hissettim açıkçası. Ya aynı şekilde bizde de sarma bayağı yaygın, çok sevilir, çok meşhurdur. Yapraktan yapılır. Yapraktan bizde şey de lahanadan yapılır, beyaz lahanadan yapılıyor. Mantı çok yaygın değil bizde. Mantıyı çok kullanmıyoruz. Börek var daha çok. Evet, size, aynen. Biraz evet. Daha börek boşak ağırlıklı. Böreği. Orada da işte biz de aynı şekilde çiğ böreğine biraz kıymalı evet. Börek diyoruz. Evet, bir taraftan yemeğe de devam edelim. Yani sohbetle afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun.
Evet, biraz da ülke sohbeti yapalım. Siz Azerbaycan'dan geldiniz. Evet, Azerbaycan'dan geldiniz. Geldim. Lisansı Azerbaycan'da okumuştunuz. Lisansı evet, Azerbaycan'da okudum. Yüksek lisansım buraya geldim. 6 aydır buradayım. Tabii bizde şey vardır, Azerbaycan'la iki devlet ama millet. Tek millet şeyi vardır. Bizim işte ortak dizilerimiz falan da vardı. Aynen. Hatırlarsanız. Tabii Azerbaycan çok önemli, önemli bir ülke. Hem zenginlikler açısından, doğal zenginlikler açısından, hem kültür açısından, sanat açısından da çok önemli. Tabii bizim açımızdan çok önemli bir özelliği, şahsiyet daha zaten var. Zaten kültürümüze benziyor. Evet, Mehmet Emin Resulzade bir sözü vardır. Bir yükselen bayrak, bir daha inmez diye. Evet, Türkiye'de mutlusunuz, bir evet, sıkıntı çok yok. Mutluyum. Arkadaşlarınızla, arkadaşlar zaten lisans döneminden, sınıf arkadaşlarımdan 4 tanesi Türk'tü. Her zaman yani Türklerle iletişimdeydim ben. Azerbaycan'da buradaki arkadaşlar mı var? Evet, Türkiye'den evet. Gelenler. Evet, sınıf arkadaşlarım Türkler. Ankara'dan, Bartın'dan, evet. İzmir'den evet. Çok arkadaşlarım vardı. Evet. Evet, devam edelim. Evet, Muhammed. Sen... Ben de Kuabiz Muhammed, Hindistan'dan. Lisansımı Hindistan'da yaptım. Yüksek lisans 18 Mart Üniversitesi Çanakkale. Evet. 2014'te tamamladım işte yüksek lisansımı. Sonra Hacettepe'ye geçtim. Şu an Hacettepe'de doktora yapmaktayım. Bölümümüz de işte yabancılara Türkçe öğretimi. Yani bir yabancı olarak bugün ya da yarın gelecekte yabancı dil olarak Türkçe öğreteceğim. Yani sizin dilinizi, sizin kültürünüzü işte öğreteceğim. Şimdiki görevimi doktora tamamlamak ve tamamlandıktan sonra işte memlekete gidip orada bir üniversitede Türkoloji bölümü var. Diğer üniversitede açılmak üzere. İnşallah işte orada sizin dilinizi ve kültürünüzü hayat boyunca... Tabii Hindistan çok önemli. Dünya açısından da önemli. Hem nüfus yoğunluğu açısından böyle. Hem de son yıllarda özellikle bu yazılım teknolojisinde ciddi bir atılım da yaptı. Hem bunlarla ilgili değerlendirmeni duymak isterim. Hem de bir de şey kavramı var biliyorsunuz. Çindistan dünyaya egemen olacak yakın tarihte gibi bir şey var. Ha. Bir de şeyi öğrenmek istiyorum. Müslümanlık nasıl yaşanıyor Hindistan'da? 300 milyona yakın Müslüman var yanlış hatırlamıyorsam. Yani. Sizin Ramazan kültürünüz nasıl? Hocam Hindistan işte bilindiği gibi çok kulturlu ve çok dillilik bir ülkedir. Aynı zamanda çok renkli bir ülke. Çünkü Hindistan'da Hinduizm yani gayrimüslim, Müslüman, İslam, Budizm, ondan sonra Jainizm, Sihizm ve Hristiyan. Yani bu dinler orada şu an Hindistan'da var olmakta. Ve tabii ki her dine saygı var işte. Tabii ki bu dinlerden yani en fazla sayısı olan Hinduizm'dir. %70 diyebilirim yani. Diğerler işte Müslümanlar. Ondan sonra işte Sihizm var, Budizm, Jainizm, Hristiyan vesaire. Bizim ülkemizin en güzel bir şey, biz o kadar karışık bir devlet, o kadar karışık bir din, dil ve kültür sahibi olmasına rağmen tek bir millet olarak yaşıyoruz orada. Yani ayrımcılık diye bir şey yok bizde. Yani mesela ben Hindistan'ın Konya'dan geldim. İşte bizim komşumuz gayrimüslim. Biz sabah kahvaltı evimizde yapsak öğle yemeği gayrimüslim evinde yapıyoruz. Yani bizde din veya işte ırk ya da işte farklı bir topluluk, kültür diye bir kavram yoktur. Ve biz karışık olarak yaşıyoruz. Mesela Türkiye'de birçok defa işte siz orada Hindistan'da yani ayrı bir toplu olarak mı yaşıyorsunuz? Tabii ki hayır. Biz karışık orada yani. Bir köyde Müslüman varsa gayrimüslim de var, Budizm de var, işte Sih de var. Biz karışık olarak orada yazıyoruz. Yani o biraz herhalde bu ajanslara, haberlere falan yansıyan çokça işte olaylar, afetler, tabii afetler oluyor. Neden?
işte 1 milyarın üzerinde nüfus olduğu için doğal olarak oradaki doğal afetlerden veya başka şeylerden etkilenenler de kamuoyuna belki haberler, ajanslar aracılığıyla yansıdığı için doğru. Bunu pek insanlar ayırt edemiyor olabilirler sebebini. O sebeple soruyorlardı. Doğru, doğru. Evet. Evet, Gülnur Hanım siz Kazakistan'dan geldiniz. Size nasıl oluyor bu Ramazan iftar sofraları? İftar sofraları bizde de aynı şekilde kültürümüz bir zaten. Kökümüz bir olduğu için evet, kültürümüz de benziyor. Ramazan ayını böyle herkes bekliyor buradaki gibi. Hı hı. Böyle beklenti üzerinde şey yapıyor. Kutsal mübarek ayı. Hı hı. Soframızda aynı et ağırlıklı oluyor bizimki. Hı hı. Sofra ana yemek geliyor. Çorba geliyor. Çorbadan sonra ana yemeğimiz. Ana yemekten sonra hepsi kalkıp namaz kılıyor. Namazdan sonra gelip tekrar tatlıyla çayına devam ediyor. Öyle sohbet ediyoruz. Dinimizde de yemeğimizi sohbet ederek yemeğimiz sünnettir. Hmm. Onun için böyle güzel sohbet ederek yiyoruz. Evet. Ben de şimdi yabancılık hissetmedim. Şimdi arkadaşlarla karşılaşıyoruz. Birbirimizi ilk defa buluşuyoruz. Her yerden geliyoruz. Farklı ülkeden, Kırım'dan, Hindistan'dan. Ve hiç yabancı çekmedim birbirimizi. Hemen böyle bir samimi, böyle evet kaynaşma olduysa sıcak evet sizde bu sizin sıcakkanlığınızı gösteriyor. Çünkü siz nasıl ağırlıyorsanız, nereye giderseniz oranın ev sahibi nasıl ağırlarsa arkadaşlar da kendisini öyle şey yapacak ve sizin samimiliğiniz diye düşünüyorum. Ve Allah razı olsun. Böyle yabancı ülkede olduktan sonra böyle evimize özlüyoruz. Böyle samimi kucak açan insanı özlüyor insan. Babası gibi. Evet. Onun için biraz duygulandım şimdi. Gerçekten hangi kapıyı çalsanız size o aile şefkatini verirler. Yani Türkiye'de öyle bir sıkıntı da çekmezsiniz. Aile havasını verdiniz. Allah razı olsun gerçekten. Siz burada öğreniminizi tamamladıktan sonra herhalde akademik hayat için evet. Burslu okuyordunuz değil mi? Mecbur hizmetiniz var. Ben Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne anlaşmayla geldim. Gazi Üniversitesi ile Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin anlaşması var. Türkistan şehrinde o üniversitesi bulunuyor Kazakistan'da. Buraya geliyoruz, okuyoruz ve okuduktan sonra ülkemize dönüp mecburi hizmetimizi yerine getiriyoruz. Ve Türkiye'ye çok teşekkür etmek istiyorum çünkü Türkiye'nin eğitimini aldım. İnşallah bu buradaki hocaların aldığım eğitimi Kazakistan'a gidip Kazak öğrencilerine, dünyadan Ahmet Yesevi Üniversitesi şimdi söyleyeyim de uluslararası bir üniversite ve Türk dünyasının tüm öğrencileri gelip okuyor. Ve ben de inşallah bir akademisyen olarak Türk dünyasından gelen öğrencilere buradaki aldığım eğitimi oraya aktaracağım diye düşünüyorum. Tabii, Hoca Ahmet Yesevi Türk kültüründe çok önemli bir yere sahiptir kuşkusuz. Onun adının bir üniversitede yaşatılması da tabii çok önemli. Oradan geliyorsunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Evet Nesibe Hanım sen de Kazakistan'dan. Kazakistan'dayım hocam evet. Biz de aynı arkadaşın anlattığı gibi et ağırlıklı. Genelde biliyorsunuz at eti tüketiliyor Kazakistan toplumunda. Onun at eti kullanılan yemekler var. Ya genelde düğünlerde, mezelerde kullanılıyor ama evet, meze dışında özel günlerde evet meze dışında yemeklerde de kullanılıyor. Evet 2002 yılında Kazakistan'a gelmiştim ziyaret için. Tabii biz Tanrı Dağları diyoruz. Siz Aladağ diyorsunuz. Evet oraya teleferik vardı. Evet, hala var mı bilemiyorum o tarihten sonra gitmedim. Oralara çıkmak, gezmek nasip oldu. Orada görmüştüm bu at etini de ikram ediyorlardı. Çok güzel yerler. Bizim açımızdan da çok anlamlı yerler tabii oralar. Siz Kırım'dan. Kırım'ıyım evet hocam. Evet. Türkiye'de Gazi Üniversitesi'nde okuyorum. Uluslararası İlişkiler bölümünde. Kısacasına yani Kırım işte yemeklerinden meşhur. Örneğin çiğbörek, sarma tam işte bizim milli yemeklerimiz. Evet başlangıçta da konuştuk. Ramazan gecelerinde ne yapılır mesela bir toplanılıp
bazı yerlerde eğlenceler de olabiliyor, sohbetler olabiliyor. Evet, evet. Genellikle şöyle, mesela iftardan önce, ön 5 dakika önce arkadaşımın söylediği gibi böyle toplaşıyoruz ailemle birlikte. Bekliyoruz. Sonra ezan vakti gelince hurmayla veya suyla orucumuzu açıyoruz. Sonra mesela bir misafirimiz var. Benim anneannem böyle diyordu. Örneğin 4 kişilik bir sofra var. 5, 6, 7 kişilik de olabilir yani. İnsanlar sığabilir. Yani biz misafirleri çok severiz. Bir misafir gelirse soframıza geliyor. Buyur yani onu soframıza da kabul ederiz. Sonra suyla hurmadan sonra çorbalarımızı içiyoruz. Bizde daha çok et yemekleri var. Kazakistanlı arkadaşlar bahsettiği gibi. Evet. Mantı işte sarma, çiberek yiyoruz. Pidelerimiz, yantık var. Sonra... Yantık? Yantık evet. Çibereye benziyor. Yuvarlak mı oluyor? Şeyde Bursa'da cantık derler. Acaba onda bir benzerliği var mı? Tam işte çibereğin gibi. Hı. Ama içinde patates oluyor. Sonra kaşarlı oluyor. Yemeğimizi yiyince meyvelere geçiyoruz. Sonra daha iftardan önce namazımızda kılıyoruz. Ve teravih namazına genellikle camiye gidiyoruz biz. Orada işte bütün arkadaşlarımızla toplaşıyoruz, namaz kılıp sohbet ediyoruz. Genellikle sohbetler çok uzun oluyor, 1'e 2'ye kadar. Bazı arkadaşlarımız da camide suhura kadar kalıyorlar, orada suhur yapıyorlar. Evet, Sibel, sen Kosova'dan. Evet, ben Kosova'dan geliyorum. Sen de biraz bahset bize. Kosova'nın tek Türk belediyesi olan Mamşa'dan geliyorum ben. Kosovalı Türk olarak. Geldim ne kadardı? Nüfusu 10.000 civarında evet, mıydı? 10 bin, evet, 10.000 öyle yani tam 10.000 olmasa da yaklaşık olarak 10.000 nüfusluk bir kasaba Mamşa. Ben oradan geldim Türkiye'ye. Aslında benim daha ilkokuldayken hayalim de Türkiye'de okumak, Ankara'da olmak. Çok şükür hayalimi yaşıyorum şu anda. Memnunsun da buradan evet, değil mi Türkiye'de? Ya şöyle aslında hiç yabancılık çekmedim. İlk geldiğim haftadan beri hani sanki Kosova'da bir akrabama gitmiş gibi. Hani öyle geldim ben Ankara'ya. Hiçbir yabancılık çekmedim. Çünkü yani kültür inanılmaz benziyor. Hemen hemen aynı. Ufak tefek farklılıklar var sadece. Yani onlar Türkiye'de işte iller içerisinde hatta aileler arasında da farklılıklar evet, tabii aynen. ki olabilir. Aynen. Onu bir farklılık olarak görmüyoruz da saymıyoruz evet. da. Şimdi isterseniz Muhammed bir dua yapar mısın? Yemek duası. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bu mübarek ayında bizim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eyle. Ya Rabbi bu mübarek ayında bu soframızda verdiğin nimetlerden dolayı sana şükranlar iletiyoruz. Ya Rabbi bu nimete nasip olmayan insanlara da bu nimetten şereflendir. Ya Rabbi bizim yaptığımız günahlarımızı affet ve hak ve hakikat yoluna bize göster ya Rabbim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena atina fiddunya hasenatan ve fil ahireti hasenatan ve qina azabannar. Amin. Hakkal alayhi ya Muhammed Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, tatlılarımız da geldi, çaylarımız da geldi. Buyurun. Ramazan'da en çok insan çayı özlüyor. Bilmiyorum evet, siz. Evet. Çay yaygın değil mi siz de içersiniz? Tabii, tabii. Hindistan'da da. Tabii çok yaygın. Bardakta mı, kasede mi? Bazı yerlerde kasede çünkü. Sütlü çay çok yaygın hocam. Sütlü çay. Yani İngilizlerin sömürgesinden dolayı diyebilirim. Ondan dolayı. Evet. Bizde sütlü çay çok yaygın. Ve fincan bizim bu kadar ince olmuyor. Yani bayağı işte geniş oluyor. Evet. Evet, duyduk ki Muhammed sen sesin de güzelmiş. Aileden gelen bir şey varmış. Güzel ilahi okurmuşsun.
bizler okursan mutlu edersin. Tabii ki okurum hocam. Sesim pek o kadar güzel değil ama yine de sizin için ilahi olsun. Evet, ayımız da çok mübarek bir ay. Evet. İşte o yüzden birkaç misra ilahinin söylemek isterim. Hadi bakalım, buyur. Ya Nabi Salam Aleyka, Ya Resul Salam Aleyka, Ya Habib Ya Resul Allah, Bhej do sari khatayein, bakhsh do sari khatayein. Ya Nabi Salam Aleika, Ya Rasul Salam Aleika, Ya Habib Ya Rasul Allah, Ya Nabi Salam Aleika. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sağ olasın, çok güzeldi. Sağ olasın. Evet, Abdülcemil de keman çalıyor. Kemancıyım hocam. 9 senedir beri keman çalıyorum. Size izninizle Kırım'da meşhur olan bir kompozisyonu çalmak istiyorum. Ey Güzel Kırım ismi. Hadi bakalım. Çok güzel. Çok güzel. Çok sevdiğim bir şarkıdır bu. Evet. Ben de bu ara da sizlere birazcık vakfımızdan bahsedeyim. Gerçi başlangıçta biraz konuştuk ama TASAV, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı. Biliyorsunuz Kazakistan'da da bir bu isimle Türk Akademisi adıyla bir kuruluş var. O uluslararası Türk devletlerinin bir araya gelerek kurduğu bir yapı. Bizimkisi bir düşünce kuruluşu. 5-6 tane araştırma merkezimiz var. Dış politika, ekonomi, siyaset, hukuk, enerji gibi yeni fikirler geliştirmiş. Olan olayları tarihi perspektif içerisinde değerlendirmek, kültürel perspektif içerisinde değerlendirmek ve bu çerçevede geleceğe dönük projeksiyonlar ortaya koymak gibi bir işlevimiz var. Esasında bütün düşünce kuruluşlarının benzer yapıları var. Araştırmalar yapıyoruz, analizler yapıyoruz, rapor çalışmaları yapıyoruz. Bu anlamda memleketimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Milli vicdanın sesi olmaya çalışıyoruz. Bütün gelişmelere, meselelere de Türkçe bir bakış açısıyla bakmak gibi bir misyonumuz var. Ben bu vesileyle sizlere yaptığımız çalışmaları da içeren hem kitap hem bir takım flash bellekler olan bir set hazırladık sizler için. Onları da bu vesileyle sizlere hediye etmek istiyorum. Ayağınıza sağlık. Evet, şeref verdiniz. Buyurun. Hocam teşekkür ediyorum. Evet. Evet. Hocam çok teşekkürler. Peki, buyurun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.
buradan başlayalım. Buyur. Evet, buyur. Evet, son olarak da Nesibe'ye verelim. Buyur bakalım. Teşekkür ederim hocam. Evet, sağ olun, var olun. Tabii bu vesileyle bu programı hazırlayan TRT Avaz'a ve Bereket Sofrası'na da çok teşekkür ediyorum. Bizi bir araya getirdi, sizlerle buluşturdu. Çok mutlu olduğumuzu baştan da ifade etmiştim. Tekraren ifade etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Biz de sizlere TRT Avaz'a çok teşekkür ediyoruz.